Yenge... Aa, özür dilerim. Sanırım yanlış zamanda geldim. Ben şey diyecektim, sadece Bay Zaveri geldi de sizi görmek istiyor. Yani hemen gelseniz iyi olur. Tamam, geliyoruz, sen git. Tamam. Biliyorum, biliyorum, evet. Evet öyle. Birçok insan hanımlar, orada olacak. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gujarat Pırlanta ihalesinde yer almanız bizim için büyük bir onur. Biz de yola çıkmak için sizi bekliyorduk. Hadi buyurun. Buyurun, gidelim, tamam, hadi. Buyurun. İyi günler Bayan Hansa. İyi günler. Biz hazırız. Ne? Ama siz nereye gidiyorsunuz böyle? Onlar da bizimle gelecekler. Ne? Hepsi mi? Orada ne yapacak? Onlar benim dünürlerim. Gujarat Pırlanta ihalesinde orada olmalarını... Parek ailesini tanımalarını istiyorum. Gujarat Pırlanta ihalesi bizim için gerçekten de çok önemli. Gujaratlı bütün önemli pırlanta alıcıları orada olacak. Bayan Hansa, ben gerçekten çok mutluyum. Lütfedip davetimi kabul ettiniz. Beni mutlu eden diğer bir şey de Gujarat'ın değerli cemiyet mensuplarını müstakbel damadımla tanıştıracak olmam. Bayan Çatali, Bayan Falguni nerede? Falguni dişiyle meşgul. Hamile olduğu için birinin onunla yakından ilgilenmesi gerekiyor. Pekala. Ranvir ve Işani nerede? Aa, Parola haber vermeye gitmişti. Şimdi gelirler. Aa, işte geldiler bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendini nasıl hissediyorsun? Bugün yüklü miktarda iş bitirmeye hazır mısın? Ben biliyorum. En önemli anlaşmayı sen yapacaksın. Bundan eminim. Bunu kim yapar bilmem. Ama ben orada olmazsam, bu çok önemli etkinlikte yer almazsam, ihale sanki sıkıcı olur gibi görünüyor. Gidelim mi? Tamam. Hadi gidelim. Bay Zaveri, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizi tanıştırayım. Bu benim müstakbel damadım Sharman Parek. Tebrik ederim delikanlı. İyi günler teyze, iyi günler babaanne. Ritika canım, Tanrı nazardan saklasın. Bugün ne kadar güzel olmuşsun. Tanrı seni kem gözlerden korusun. Ritika canım hadi, sen Sharman'ın yanına git. Bugün herkes sizi birlikte görmek isteyecek. Evet, git canım. İyi günler. Merhaba. Bu geleneksel kıyafet çok yakışmış. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Nasıl gidiyor çocuklar? Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Taç giymeye ihtiyacım yok aslında. Çünkü ben doğuştan kralım. Ama birilerine bakıyorum da keşke giyseymişim diyor. Hadi, bağla başımı.
Ne sanıyordun? Gelmeyeceğimi mi? Biliyorum biraz geç kaldım. Ama krallar her zaman geç gelir. Bu da benim kraliçe. Nasıl? Karından daha havalı değil mi? Bu yüzden onu da getirdim. Artık karının yüzüne bakmak istemediğim için. Neye bakıyorsun? Yoksa onu beğendin mi? Merak etme. Onun işin bittiğinde başkasını bulmak zor değil. Aa, kadın milleti dostum. Hepsi her zaman kullanılmak ister. Rahat ol, çekinecek bir şey yok. Neticede her uşak sahibinin artığıyla yetinir. Sana karının fotoğrafları elimde, buraya gelme demiştim. Ama sen beni dinlemedin, buraya geldin. Söyle onlara, adını anons etmesinler. Eğer adın anons edilirse, seni öyle bir hale sokarım ki, bundan sonra hiçbir ihaleye davet edilemezsin ve itibarın biter. Saçmalamayı bırak ve git buradan. Kocamın aleyhinde bir kelime daha edersen seni... Bırak konuşsun. Ama Ranvir... Ne derler bilirsin. Havlayan köpek ısırmazmış. Onun da yaptığı bu. Çünkü bildiği tek şey bu. En fazla havlar o kadar. Isırmaz. Bekle Ranvir. Sabırlı ol yeter. Seni ısırıp ısırmayacağımı birazdan görürsün. Bak kim var. İyi günler Bayan Yasu. Seni gördüğüme çok sevindim. Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Hindistan dışındaydım. Öyle mi? Bakıyorum da gerdanlığın çok gösterişli. Fiyatı nedir acaba? 300 bin rupi. Seninki de çok güzel. Fiyatını merak ettim. Aa, bu 400 bin rupi. Oğlum Ranvir sağ olsun, eli o kadar açık ki her ay bana böyle bir tane alıyor işte. Şu an evde o kadar çok gerdanlık var ki rahatça bir kuyumcu açabilirim. Ne demeliyim amba? Söz konusu takı ve kıyafet olduğunda kimse senin eline su dökemez. Orası öyle tabii. Aslında bir numara olduğu başka şeyler de var. Yemek pişirmeyi biliyor musun? Hayır. Neden? Toz almak, temizlik yapmak, çamaşır, bulaşık, getir, götür. Bunlarla arandasın. Yapıyor musun? Hayır, hiçbirini yapmam. Amba hepsini yapar. Ev işlerinde o her zaman bir numara olmuştur. Eskiden benim hizmetçimdi. O yüzden her işi iyi bilir. Şimdi iyi kötü parayı buldu, o yüzden haliyle ayakları çok fazla yere basmıyor. Ne yapıyorsun? Beni nereye götürüyorsun? Baş başa konuşabileceğimiz bir yere. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Şarman, sanki buradaki varlığımdan bile haberdar değilsin. Neyin var senin? Beni görmezden geliyor gibisin. Sanki senin için hiçbir önemim yokmuş gibi davranıyorsun. Dur bakalım. Burada şikayet etmesi gereken biri varsa o da benim. Şikayet mi? Ne konuda? Önem konusunda. Bana öyle geliyor ki senin için bir önemim kalmamış. Şarman, neyin var senin? Sen benim hayatımdaki en önemli insansın. Sen benim nişanlımsın. Eğer nişanlanabilseydik nişanlını olurdum. Sen o yüzüğü parmağıma takmadın. Demek bu yüzden böylesin. Şarman, polis bir anda içeri girmiş. Ranvir'i tutuklamak üzerelerdi. Şoke olmuştum. Polis benim kardeşimi tutuklayıp götürdü. Ve bu bir ilk değil. Ne zaman Ranvir'le ilgili bir şey olsa beni hep görmezden geldin sen. Küpeler.
Nişan yüzüğü. Tanrım Şarman, ben sadece kızlar bu konularda duygusal sanırdım. Sen bizden çok daha duyarlı çıktın. Ama ne biliyor musun? Hoşuma gitti. Çünkü sen de benim gibi kendini kötü hissettin. Tamam, özür dilerim. Bak, sana üzgün olduğumu söylüyorum. Kulaklarımı da çekiyorum. Bu yetmezse söyle. Gerekirse önünde diz çökerim. Ama lütfen beni affettiğini söyle. Ben seni seviyorum Şarman. Şarman, seni gerçekten çok seviyorum. Lütfen beni affeder misin? Bak, o yüzüğün hala cebinde olduğunu biliyorum. Hadi onu bana ver. Ver diyorum. Bak Şarman, seni çok seviyorum. Bana verdiğin yüzük hala parmağımda. Bir eşi senin de parmağında olmalı. Tamam. Sen o yüzüğü verene kadar buradan hiçbir yere gitmiyorum. İşte biz artık resmen nişanlıyız. Sen artık hayatımdaki en önemli insansın. Bak Şarman, bu her evlilikte olmazsa olmazdır. Birbirimize güvenmeyi bilmek zorundayız. Ben sana güveniyorum. Ve senin bana olan güvenini sarsacak bir şey yapmam. Söz veriyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kararı sen vereceksin. Bugün eğleneceğiz. Şimdilik sadece yanında oturuyorum. Ama yakında bütün kontrol bende olacak. Çırak niçin Ramir'in yanına oturdu? Ah Tanrım. Umarım bir rezillik çıkarmaz. Her şeyden önce sevgili dostum Harşat Pare'yi iade etmek istiyorum. O bizim büyüğümüz ve akıl hocamızdı. Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Bugün Gujarat'ın önde gelen tacirleri olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gujarat Pırlanta ihalesine ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur. Organizasyonun iki önemli ortağı, biri Bay Patel, diğeri Jayesh. Kendileri bu ihalede yer almıyorlar. Ama değerli vakitlerini panelin başarısı için harcayarak bize büyük bir katkıda bulundular. İhaleye birçok şirket teklif verdi. Bu yılın en önemli iş anlaşmasını kimin alacağını, bu önemli ismi değerli şirket üyeleriyle birlikte açıklayacağız. Göreceksin. İhaleyi benim Ranvir'im alacak. Bu yılın en büyük pırlanta ihalesini alan isim... Çırak Mehta. Evet, 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 evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Teşekkür ederim. Bay Zaveri, harika. Hayatım boyunca verdiğin en akıllı karar oldu. İhaleye katılmamakla iyi ettin. Oradaki o cihaz var ya, adın anons edilseydi yemin ederim gözünün yaşına bakmazdım. Aferin. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Hepinizi seviyorum. Ben dünyanın kralıyım. Bay Zaveri. Teşekkür ederim. Çünkü çok yakında Çırak Kral Midas kadar zengin olacak. Sen ne teklif verirsen ver. Ben iki mislini vereceğim. Sesim nereden geliyor? Ne oluyor burada? Ben bu piyasanın eski oyuncusuyum. Çok eski. Pırlanta ihalesinde yer alan isimlere rüşvet verdim. Ne olursa olsun o ihaleyi ben alacağım. Kazanan taraf ben olacağım. Buna sadece saatler var. Sonrasında o kadar zengin olacağım ki her geceyi bir başka 5 yıldızlı otelde geçireceğim. Hey! Kim yapıyor bunu? Kapatın şu şeyi. Bu bir komplo. Siz ikiniz Çırak'tan daha betersiniz. Bu yaptığınızda sektörümüze çok büyük bir kara leke sürmüş oldunuz. İkinizin de istifa mektubunu bugün masamda görmek istiyorum. Sonrasında bir daha gözüme bile gözükmeyeceksiniz. Bunu bana nasıl yaparsın? Sen bana ihanet ettin Tina. Seni... Haddini aşma Çırak. İleri gitmeye kalkacak olursan kolunu kırarım. Ne sanıyordun? Bu dünyada herkesten akıllı olduğunu falan mı? Aslında bu bizim planımızdı. Bay Ranvir seni ifşa etmek istiyordu. Ben de ona yardım ettim. O görüntüleri kaydederek... Şimdi anlıyorum. Tehditlere rağmen Ranvir'in niçin sessiz kaldığını. Başından beri planı buydu. Şimdi anladın mı? Gerçek kral kim gördün? Git şimdi. Bu ihaleyi kazanmak için kimlerden para aldıysan bir an önce geri öde. Burada sadece her şeyini değil şerefini de kaybettin. Güvenlik. Bu adamı hemen dışarı atın. Burada olmayı hak etmiyor. Bunu bana nasıl yaparsın? Görürsün sen. Bunu niye yaptığını biliyorum. Kendini kurtarabilmek için bana çamur attın değil mi? Bırakın. Bakın. Sizler bu şehrin ve sektörün saygın insanlarısınız. Karşınızdaki adamın kim olduğunu bilmiyorsunuz siz. O sizin saygınızı hak etmiyor. Ranvier büyük ve saygın bir iş adamı olduğunu sanıyor. Ama bu doğru değil. Karısı uzun zamandır benimle beraber. Evet, o da bunu çok iyi biliyor ve bugün sırf kendini kurtarabilmek için beni suçluyor. Tek amacı bu. Hatamı sergilemek karısının günahını affettirmez. Senin gibi insanların bu güzide sektörde yeri yok. Ne bakıyorsunuz? Atın onu dışarı. Yakıl karşımdan. Tamam, buradan gidiyorum. Ama önce beni dinle. Gerçeği herkese ifşa edeceğim. Bunu herkes bilecek. Bu sektörde insanların sadece paraya değer verdiğini görecekler. Evet. Siz söyleyin. Evli bir kadın ama mutsuz. Gecenin bir vakti bir erkeğin evine gidiyor. Sizce buna ne denir? Bunun tek bir anlamı var. O da beni sevdiği. O kocasıyla sadece parası için birlikte boşanmıyorsa bu sadece şüphe çekmemek için. Ama size göre ben değersiz bir adam. Peki o? Ona ne demeli? Bana hala inanmıyorsunuz değil mi? Kanıt mı istiyorsunuz? İşenin evli olduğu halde benimle görüştüğünün kanıtını. Bunu hemen göstereceğim. Yeter. Başka bir şey söyleme. Sus artık.
Sen hiçbir zaman kadınlara saygı duymadın. Onları sadece kullandın. Ama buraya kadar. Yeter. Başka bir şey söyleme. Kapa çeneni. Sen hiçbir zaman kadınlara saygı duymadın. Onları sadece kullandın. Ama buraya kadar. Sen ona yalan söyledin. Parasına konmak için kandırdın. Onu oyuna getirdin. Para umurumda değil. Ama ona yaptığın bütün kötülükler için intikam alacağım. Ne oldu? Durma hadi. Hadi vur bana. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Vur bana, vur. Vur. Biliyorum. Öfkeden çılgına döndün. Acınacak haldesin. Çünkü karının sevdiği bu suratı görmeye dayanamıyorsun. Bu dünyada her şeyin var. Ama karının kalbi bir başkası için atıyor. Kızgınsın. Çünkü evlendikten sonra karına dokunamadın bile. Öte yandan karın vaktini benimle geçiriyor. Ranvir, bir defa değil. Her fırsatta, her fırsatta. Durma, vur bana. Daha sert vur, vur. Çünkü vurduğun her tokat haklı olduğumu kanıtlıyor. Devam et, vur hadi. Biraz da bu taraftan. Karın en çok bu yüzü seviyor. Yetmez. Biraz daha vur bana. Durma. Bütün gücünle vur hadi. Ranvir. 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 Ranvir! Hayır! Ranvir hayır dur! Hayır dur! Dur Ranvir! Yapma! Bırakın beni! Ranvir yapma! Sakin ol! Ranvir! Ranvir! Dur diyorum! Yapma! Sakin ol! Bırakın! Ranvir dur! Hayır, yapma! Seni... Yapma! Ranvir! Bırakın! Dur! Ranvir bırak! Ranvir! Ranvir! Bırakın beni! Bırakın yapma! Dur! Seni öldüreceğim! Hayır! Yapma Ranvir! Bırak dedim! Durma Ranvir! Durma vur hadi! Ama gerçek bu! Senin karın beni seviyor. Beni seviyor. Ranvir. Seni öldüreceğim. Hayır Ranvir. Bunun için çok geç. Ben her şeyini elinden aldım. Sen zavallı birisin. Bu cemiyette olmayı hak etmiyorsun. O senin evli ama beni seviyor. Beni. Boynunda senin evli kolyen var ama benimle birlikte. Seni sanıyorsun ama yanılıyorsun dostum. Ranvir. Ranvir! Durma!
Hadi. Yapma. Hayır. Dur. Hadi vur bana. Hadi. Hadi durma, vur bana. Vur bana Rami, vur. Bak işte İşani bana bakıyor. İşani. Rami. Ne duruyorsunuz? Atın onu dışarı. Atın, atın. Hadi durmayın. Götürün onu buradan. Hadi. Atın onu dışarı. Ramir yeter. Ramir yeter. Ramir tamam, tamam. Tamam yeter artık. Ramir. Ranvir. Ranvir lütfen. Ranvir. Ranvir İşani'ye kızgın galiba. Ranvir. Ranvir ne yapıyorsun? Ranvir dur. Ranvir. Dur canın yanacak. İşte Tanrım. Amba abla. Ranvir gerçekten çok kızgın. Ranvir dur. Nişanlık herif nasıl yapar bunu? Ranvir lütfen yapma. Ranvir çırağın söylediği her şey yalan. Ranvir dur. Canını yakacaksın. Nah. Ne oluyor orada? Hey. Sen nereye bakayım? Ha nereye gidiyorsun söyle. Oraya. Gidip bakacağım. Burası benim evim. Ona göre davran. Sinema salonunda değilsin. Burada film oynamıyor. Öyle kimsenin odasına giremezsin. Bunu daha kaç defa söylemem gerek? Burası İşani'nin de evi. Ben onu düşünüyorum. Bunun için de senin iznine ihtiyacım yok. İstediğim zaman gider görürüm. Anladın mı? Hayır dur. Bunu sakın düşünme. İstiyorsan hırsını benden al ama bunu yapma. Hırsımı neden senden alayım? Ranvir lütfen. Çünkü çırağın doğru söylediğini düşünüyorsun. Sen bana inanmıyorsun. Yoksa bunu niçin yapasın ki? Bana inanman için ne yapmam gerek? Evet, ben çırağın evine gittim. Sadece babam hakkındaki gerçeği öğrenmek için. Tek gerçek bu Ranvir. Ama sen bana inanmıyorsun. Benim orada çırakla... Çırak sana yaptığı gibi beni de kandırabilir, öyle mi? Bana söylediğin bu mu? Ha? Bunu mu söylüyorsun? Ranvir. İşani.
Nişani. Nişani. Ne yaptın sen? Neden araya girdin? Bak elin kesildi. Gel otur. Gel otur. Çok kanıyor Nişani. Nişani, bu sana kızdığım için değil. Çırağa olan öfkem yüzünden. Ondan hırsımı alamadığım için. Kendime hakim olamıyorum. Orada onu öldürebilirdim. Ama seni asla incitemem Nişani. Bunu sen de biliyorsun. Ama buna rağmen sana kızdığımı sanıyorsun. Nişani, sen benim kıymetlimsin. Senin canını asla yakmam. Ama bak şuraya, hep senin yüzünden. Sinirli olabilirim Nişani, ama seni... Benim yüzümden hep canın acımak zorunda kalıyor. Bu olduğunda benim canım senden fazla yanıyor. Biliyorum Nişani. Benden boşanacağını söyledim. Ama şunu da biliyorum ki sen benden boşanmak istemiyorsun. Benimle olmak istiyorsun. Ama hep aynı şey oluyor. Benden beklediğinin tersini veriyorum. Bugün sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Seni de öyle. Bunu bana nasıl söylersin? Sana nasıl inanmam ben? Ben sana güveniyorum. Çünkü seni seviyorum. Biliyorum. Şimdi bunların için söylediğimi düşünüyorsun. Ama ne yapabilirim ki? İki gündür seninle konuşmaya çalışıyorum. Sana teşekkür etmek istemiştim. Ve hissettiklerimi dile getirmek. Ama bunu yapamadım. Aklım öyle karışık ki ne yapacağıma karar veremedim. Daha dün gece bu daha fazla bekleyemez dedim. Seninle mutlaka konuşmalıydım. Niçin ağlıyorsun? Bilmiyorum. Ama ağlamak istiyorum. Ya Nişani Ranveer'in hakkından geldi ya da Ranveer Nişani'nin hakkından geldi. Baksanıza, içeriden hiç ses gelmiyor. Allah, şimdi ne saçmalıyorsun öyle? Ranveer Nişani'ye vurmuş olsa bağırışmalarını duymaz mıydık peki? Kim bilir? Belki vurmadan önce ağzını kapatmıştır. Nasıl? Sen de gördün. Oğlun içeri bir hışımla girmişti. Ama seni ve yandaşını peşinen uyarıyorum. Oğlun Ranveer torunumun kılına bile dokunacak olursa bunu hepinizin burnundan getiririm. Asıl ben seni uyarıyorum. Senin torunun oğluma el sürecek olursa o zaman bunu hepinizin burnundan fitil fitil getiririm. Ne yapacaksın bize? Ha? Söylesene. Asıl sen söyle bana. Ha? Bu evin sahibesi gibi nedir bu tavırlar? Söyle. Kendini ne sanıyorsun sen? Sus artık. Ne olur susmasın. Tamam, ne yaparsın tamam, söyle. Yeter. Ne diyor ona uyuyorsun? Gel gidip ne olduğuna bakalım. Gidelim. Hadi abla. Bakalım bir. Hadi. Ağlıyorsun çünkü bana söylemek istediğin çok şey var. Ama gözyaşların buna fırsat vermiyor. Kelimeler boğazında düğümleniyor, değil mi? Bak ne diyeceğim Nişani. Bizim hayatımız hep bir tuhaftı. Ben seni daha çocukken sevdim. Daha 9 yaşındaydım. O zaman da hep ağlardım. Ben seni teselli etmeye çalışırdım.
Bazen senin meşruluğun sorgulanırdı. Bazen benim sadakatim. Bazen sen beni ağlatırdın. Bazen herkes beni suçlardı. Bazen sana yanlış yaptığımı, hayatını mahvettiğimi söylediler. İşen, ben seni hep çok sevdim ama bunu sana hiç söyleyemedim. Zengin olduğumda çok şey değişti. Seninle konuşacak cesaretim vardı artık. Ama bu sefer de sen benden nefret ettin. Sonra bir şekilde evlendik. Ama ben hala güvenimi kazanamadım. Sen benim hayatımın en büyük mutluluğuydun. Öte yandan ben bu hayattaki en büyük düşmanım. Şartlar değişti belki. Ama ben değişmedim. Ben hala aynı insanım. Sonunda sen de anladın. Duygularının farkına vardın. Ardından olanları biliyorsun. O yüzden sana bir şey söyleyemedim. Gelişmeler buna izin vermedi. Biliyorum, biri senin hakkında kötü şeyler söyledi. Seni karalamaya kalktı. Ama ben hala aynı şeyi söylüyorum. Senin şüphelerin olsa da gerçek o ki ben seni çok seviyorum. O kadar yürekten seviyorum ki tek damla gözyaşın için dünyayı yakarım. Senin hayatında sadece mutluluk olmalı. Sadece mutluluk. Çırak gibi insanlar adını anarken bile iki kere düşünmeli. Sana teşekkür etmek istedim. Benim için çok şey yaptın. Sana üzgünüm demek istedim. Çünkü sana güvenmemeyi tercih etmiştim. Ama bu senin değil, benim sınavımdı. Ben başaramadım. Yine de kazanan sevgimiz oldu. Çünkü çırağın nefretini ve kinini alt etmeyi bildik. Kazanan taraf bizim sevgimiz oldu. Ve bu sevgi sonsuza kadar bizimle olacak. Biliyorum İşhani. Bunun için çok bekledim. Ama sana söz veriyorum. Bugünden sonra her anımız böyle olacak. İnsanlar hep der ki bu hayatta bir kere aşık olursun. Ama ben sana her bakışımda tekrar aşık oluyorum.
Şimdi sen söyle Şani. Hissettiklerini bilmek istiyorum. Hem senin de söyleyeceklerin vardı. Söyle Şani. Rabbim. Oğlun kim bilir torunuma ne yapıyordur. Nafaka vermek istemediğine şüphe yok. İşhani de almak için çocuk gibi ağlıyordur. Hangi yollara başvuracağını ancak Tanrı bilir. Sana göre oğlunun suçu günahı yok, öyle mi? Bizim çok paramız var. Yeter ki sen benim istediğimi yap. O zaman sana iki mislini vermeye hazırım ben. Ama önce İşhani'yi ikna edeceksin. Sen asıl oğlunla konuş. Boşanmaya ne zaman razı olacak söylesin. Benim oğlum kararını çoktan verdi. Geç de olsa anladı artık. İşhani ona layık biri değil. Bırak onu karısı olarak kabul etmeyi, onu hizmetçisi bile yapmaz. Madem ondan bu kadar nefret ediyor, niçin boşamıyor? İşhani'yi boşamasını sağla, ona hakkını versin, sonra bu evden göndersin. Bunu çoktan yapmış olurdu ama senin o torunun yok mu? O kadar oyuncu ki sürekli aklını çelip duruyor. Hadi oradan! Torunumun bir şey yaptığı yok. Boşanmayı talep eden oydu bir kere. Seninki fikir değiştirmiş olabilir belki. Ama ben bu defa İşhani'nin vazgeçmesine izin vermem. Anladın mı? İşte... Görüyorsun Lakşmi, babaannesi neyse torunu da o. Bak, şakam yok benim. Seni uyarıyorum. İşhani'nin saçının teline zarar gelecek olursa sizinle mahkemede görüşürüz. Yürü, gidip bakalım şunlar hadi. Ey yüce tanrım! Kan! Ey yüce tanrım! Torunumu ne hale koydun sen? Zavallı İşhani'yi ne hale getirmiş? Kimse yok mu? Doktor! Polis! Sen benim biricik İşhani'mi öldürmeye kalktın! Al işte oğlunun ona ne yaptığını gördün. Bunun adı zulüm değilse nedir? Ama bunu hepinize ödeteceğim. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Polisi buraya yığınca dünya kaç bucak görürsün. Sizi dava edeceğim. Sürüm sürüm süründürmezsem bana da hasta demesinler. Ben... Biliyorum canım, tahmin edebiliyorum. Seni tehdit etmeye kalktı değil mi? Seni nafaka vermeden boşamak istiyor. Sen de bunu kabul etmediğin için seni öldürmeye kalktı. Babaanne dinle. Ama sen hiç korkma canım kızım. Ben yanındayım. Sana o kadar iyi bir avukat tutacağım ki elinde ne var ne yoksa hepsini sana verecek. Emin misin bundan? Evet, bitti. O zaman dinle. Senin aklından çıkmış olabilir ama burada benim evimde kaldığını sakın unutma. Kimin olduğuna mahkeme karar verir. Elinden geleni ardına koyma. Bir daha da bana parmak sallamaya kalkarsan fena olur. Öyle mi? O vakit torunun bu evden girer. Buraya geldiği günden beri evimin sirkten hiçbir farkı kalmadı. Palyaçodan farkı yok onun. Her gün yeni bir şey bulup bulup ortalığı karıştırıyor. Adım gibi eminim ki kendini yaraladı. Sonra da suçu Ramber'in üstüne attı. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. O düzgün evet, bir çocuktur. Sana göre oğlunun eline kimse su dökemez. İşhani, benimle geliyorsun o kadar. Bu canavarın yanında bir saniye bile kalmana izin vermeyeceğim. Biz senin torununa çok meraklıyız sanki Ramvir. Bitir şu işi. Onu hemen boşa. Sonra da buradan defolup gitsin. Uzattın ama. Kafamı şişirme. Çekil yoldan. Ramvir, biz yürü gidelim. Oğlum. Bu ne cüret böyle? Kim olduklarını sanıyor bunlara? Kendilerini ne sanıyorlar? Bunu asıl sana sormak sen gerek. Sen kimsin ki bana hesap soruyorsun? Çaresizliğini ve suskunluğunu anlıyorum. Neden sustuğunu biliyorum. Ailemiz bizim birlikte olmamızı istemiyor. Sen de onlara karşı gelmek istemiyorsun. Ama Ramvir, ben seni her zaman bekleyeceğim. Ben de seni bekleyeceğim. Bu bizim aşk hikayemizin sonu değil, başlangıcı. Birlikte her sorunu aşarız. Sen yanımdaysan eğer, ben her sorunla mücadeleye hazırım. Bir süre ayrı kalacağız. Onları ikna edene kadar. Bu geçici bir süre için. Ailelerimiz bizi kabul edene kadar.
Bu ayrılıktan daha da güçlenerek çıkacağız. Tanrım sen sabır ver. Budala. Neler oluyor? Biz her şey yolunda sanıyorduk. Evet, sanki yine başa dönmüş gibiyiz. Onunla tartışmak zorunda mıydın? Niçin İshani ve Ranvir boşansın istiyorsun? Her şey yoluna girmeye başlamıştı anne. Ey benim yüce tanrım. Bu sana göre öyle. Çünkü sen fazla iyimsersin. Ne sanıyorsun? Onların gerçekten birlikte olduğunu mu? Düşündüğün buysa eğer sana aptalsın derim. Odaya girdiğimizde etrafı görmeliydin. Her şey kırılıp dökülmüş, etrafa saçılmıştı. İçeride kedi köpek gibi kavga ediyorlardı. Onları görmeliydin. İkisinin de gözleri kan çanağı olmuştu. Bunlar asla birlikte olamazlar diyorum sana. Ama sen kalkmış... Onları ben ayırırım diyorsun. Onları ayırmıyorsun belki. Ama birleştirmek için de bir şey yapmıyorsun. Ama İshani'yi bu evden atmak için her gün fırsat kollarken... Neden böyle bir şey yapmak istediğimi söyler misin? Eğer boşanma bu olmadan olursa... Onlardan tek kuruş alamayız. Buraya sokaktan geldik. Kendimizi yine orada buluruz. Bu iş... Boşanmadan önce olmak zorunda. Aksi halde Ranvir'den tek kuruş alamayız. Perişan oluruz Falguni ve... Lütfen yeter artık. Kızımı para için feda etmem. Amba'nın isteği onları bir an önce ayırmak. Sen de onlardan boşanmalarını istiyorsun. İshani'ye ne istediğini sordun mu hiç? Boşanmak istediğini söylediğinde şartlar başkaydı. Şimdi bambaşka. İkisinin de kalbi birbiri için atıyor. Sen de gördün. Ranvir İshani'yi polisten kurtarmak için neler yaptı? Bunu sadece kendi adına gölge düşürmemek için yaptı. Korumak istediği kendi adıydı. Seni kızın değil. Hayal aleminde yaşamaktan vazgeç Falguni. Gerçeği gör artık. Ranvir senin kızının bir numaralı düşmanı. Bunu gözlerimle gördüm. Daha ne dememi istiyorsun? Kızın orada kanlar içindeydi. Belli ki çok şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. Benim tek istediğim ailemizin güvende olması. Boşanmadan gelecek o paraya Şarman ve Ritika'nın düğünü için de ihtiyaç var. O ikisi artık bir an önce dünya evine girsin istiyorum. Yoksa o amba cadısı Ranvir'i Ritika ile evlendirmek için vakit kaybetmeyecek. O yüzden izin ver. Doğru olanı yapayım. Ailemizin güvenliğini İshani'nin mutluluğu için riske atmam. Bunu isteme benden. Anlıyor musun beni? Yenge, neler oluyor böyle? Ranvir abimle o pırlanta ihalesine gittiğinizde her şey yolundaydı. Ama eve geri döndüğünüzde tartışıyordunuz. Ayrıca babaannem ve teyzem boşanma olayınız yüzünden birbirine girmişti. Evet İshani, Ranvir ve sen birbirinizi çok seviyorsunuz. Hal buyken neden onlara boşanmak istemediğinizi söylemiyorsun? Evet, bir de o ihalede ne oldu ki her şey bir anda bu hale geldi? Ha? Pratik, bir şey olmadı. Orada her şey yolunda gitti. Çırak bundan sonra hayatımızda olmayacak. Ve Ranvir, Ranvir de artık... Aslında değişen bir şey yok. Ama yanlış anlamaları hallettik. Şu an yapacak tek şey var. Bir yolunu bulup aileler arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek zorundayız. Ancak o zaman rahat olabiliriz. Bakın, şu an ikimiz de ne yapsak boşuna. Anlatmaya çalışsak bile kimse bizi dinlemeye hazır değil. O yüzden bir süre birbirimizden uzakmış gibi görünmek zorundayız. Belki o zaman sevgimizin büyüklüğünü göstermeyi başarırız. Birbirimiz için hissettiklerimizi, birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi. Belki o zaman bizi anlarlar.
Ben sadece bunu anlasınlar istiyorum. Çünkü biz birbirimiz olmadan yaşayamayız. Onlara da bunu göstermek zorundayız. Ama oraya kadar bir süre ayrı kalmalı. Birbirimizi görmüyor gibi yapmalıyız. Mükemmel bir plan yenge. Merak etme. Biz her zaman arkandayız. İyi fikir. Biz de her fırsatta onlara görüşmediğinizi hatırlatırız. Evet. Onlar şimdilik bunu böyle bilsin yeter. Öte yandan gizli gizli görüşmeniz için size biz yardım ederiz. Tamam mı? Bu plan çok başarılı olacak. Hasena planında olduğu gibi. Çünkü Işani, bizim bütün desteğimiz sizinle. Evet. 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 Parol, bir şey söylesene. Bunu sensiz yapamam ben. Yenge, sakin ol biraz. Seni duyan da yemek değil bomba falan hazırladığını sanır. Göreceksin, hiç sorun olmayacak. Bilmiyorum Parol. Ben o kadar emin değilim. Tamam, söyle bana. Bamyaları yıkadın değil mi? Ha? Alo? Yenge? Bamyalar. Onları yıkadın mı? Aa, evet, yıkadım canım. Tamam. Şimdi bir bezle kurula. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bamyaları tek tek ikiye böl. Bölmek mi? Nasıl böleceğim, ortadan mı? Parol, ben hiç rahat değilim. Umarım yanlış bir şey yapmam. Yenge, ben varım burada. Merak etme. Yanlış bir şey yapmazsın. Tamam. Evet öyle. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyordum canım. Evet. Geçen gün... Yenge, malzemeleri de koydun mu tamamdır. Geriye sadece pişirmek kalıyor. Alo. Yenge, malzemeleri koydun değil mi? Alo. Niçin bir şey söylemiyorsun yenge? Yenge, malzemeleri koyduğunu söyle bana. Birlikte pişmeleri gerekiyor. Bana baksana sen. Mutfakta bu kadar vakit geçirmene hiç gerek yok ki. Yakında nasılsa buradan gideceksin, unuttun mu? Teyze, sadece yemek yapmaya çalışıyorum. Nedenmiş? Bununla kimin gözüne girmeye çalışıyorsun sen ha? Hem bunların hepsi boşa çaba. Çünkü sen de iyi biliyorsun ki yemek yapmak nedir bilmezsin sen. Mala, sen hemen hamur yap. Ramvir için sıcacık ekmek pişirelim. Evet. Şöyle tam damak tadına göre bir şey olsun diyorum. Tereyağına bandırıp yer ve en sevdiği şeydir. O zaman gözü bamya görmez bile. Hadi, Mala, gidelim. Gel hadi. Yenge. Sen hiç merak etme. Söyle şimdi, tavada yağ var mı? Hı. Tamam, bamyaları tavaya koy o zaman. Ramvi, buraya gel hayatım, otur. Bugün senin için en sevdiğin şeyi yaptım oğlum. Mala, ekmekleri getir hemen hadi. Al bakalım. Domates sosu da hazır oğlum. Aycan'la. Saf tereyağı sosu. Harika. Yanında da sıcacık dumanı tüten ekmek var. Çok afiyet güzel. Olsun hayatım. Hadi sen oğlum. Hadi ye, soğutmadan ye hadi. Hadi oğlum. Dur. Onu ne yapacaksın? Boş ver oğlum. Bugün senin en sevdiğin şeyi yaptım. Doyuncaya kadar ye. Ama bunu her zaman yiyorum anne. Bugün canım bamya çekmiyor. Bamya mı? Aa, tamam. O zaman sana bamya da yaparım oğlum. Tam senin istediğin gibi olur. Afiyetle yersin. Ama teyze, yersin. Sofrada bamya var zaten. Tekrar pişirmeye ne gerek var ki? Al abi. Harika. Tadı bir harika. Çok güzel olmuş. Biraz daha ver Parol. Tamam. Yıllardır bu kadar iyisini yememiştim.
Gerçekten. Bunu kim pişirdiyse söylesin. Elini öpmek istiyorum. Hmm. Namba abla, bamya gerçekten çok lezzetli olmuş. Sonunda İşhan'ı yemek yapmayı öğrenmiş görünüyorum. Ne? Bu yemeği İşhan mı yaptı gerçekten? Niçin baştan söylemediniz? O zaman elimi sürmezdim. Benim iştahım kaçtı. Olsun. En azından Ranvir'in sevdiği bir şey yaptım. O da beğendiğini söyledi. Ama o kadar iyi olmadığını biliyorum. Ranvir? Ne yapıyorsun? Ya biri görürse? Bütün plan suya düşer. Önemli bir işim var. Onun için geldim. Ne işiymiş bu? Ben Hansa Parekin damadıyım. Dediğim şeyi yapmak zorundayım. Neymiş bu yapman gereken? Az önce içeride söyledim ya, yemeği yapan kimse elini öpmek istiyorum demiştim. Ben de bunu yapmaya geldim. Teyze, bir şey mi istemiştin? Yoksa bamya mı? Kalanı dolaba koymuştum. İstersen çıkarayım. Ben mi? Senin pişirdiğin bamyayı ne yapayım ben ha? Ama içeride yiyordun sen. Nasıl pişirdiğini görmek içindi. Tadına baktım sadece. Her neyse dinle. Demin biriyle mi konuşuyordun? Ha? Evet, sen biriyle konuşuyordun. Ha? Değil mi? Kimdi o? Evet. Kimdi? Kim? Yalnızlığımla konuşuyordum. Sık sık böyle laflarız. Ne? Yalnızlık mı? Ne? Vah vah vah.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.